Neredeyiz? Neredeyiz? Astrolog andayız. Andayız, hep andayız. Biz. Yok, Astrolog Vedat Bey'in YouTube kanalındayız ya. Öyle abone olsunlar. Arkadaşlarına, teyzene, halana, dedene. Abone olun. Benim için abone olun. Evet, onun olur. İçin değil, bizim için olun. Pandil ve bizim için olun. Ama bir şey söyleyeceğim. Her hafta bir video mu yapacak bu kanalda? Ay ne kadar şanslısınız. Şöyle yapar, sizi katlıyor. Bana bak. Geç öğreniriz ama iyi öğreniriz. Dur bir dakika bak. Lol ya. Senin burcun ne? Benim burcum Oğlak. Siz ne olmasın istiyorsanız oh benim burcum. Yükselenim. Akrep ay burcumda yengeç. Ha baba sokarsın sen. Bak seni sırayla seni. İyisindir kız sen. İyiyimdir. Valla. Çok şükür. Elif şimdi araya geliyoruz. Tabii ki aynı ofisi kullanıyoruz falan filan. Ay kadında bir huşu. Kadında bir sakinlik. Ben de yani benim hayatımda inişler çıkışlar zaman zaman bağırmalar. Elif'e merhaba diyor. Merhaba Vedat Bey. Kız bir şey söylüyorum kız. Tabii Vedat Bey. Hayatta 4 kelime biliyor. Arkadaşlar. Hiç hayır yok. Anda kalmak ve yaşamı seyretmek lazım. Ben de bunu yapıyorum. Ama sağ olsun huysuz starımı. Ya ben hareketliyim. Bana tepkisiz diyor. Ben tepkisiz değilim. Andayım, seyir halindeyim. Her an huzurdayım. Huzurluyum. Ay hiç de. Sıkıyor. Şu pandili şöyle çevir. Sen beni bir temizle. Ama andan da çıkabiliyoruz işte bazen böyle. Sen beni bir temizle. Bütün bunları nasıl yapabilirsiniz? Nasıl yapabilirsiniz? Tabii ki anda kalmayı bilen biriyle yapabilirsiniz. Bir de kitabın çıktı. 16 Aralık. Şaka bir tarafa. Gerçekten çok büyük bir emek verdiğim bir kitabın çıktı. Şifanın gücü. Ben şey severim. Kalemi yumuşak insan ve insanlara kolay anlatıp hayatlarını kolaylaştıracak bilgileri vereni seviyorum. Kitabın içinde neler var Elif? Hangi bölümler var? Kitap gerçekten yüreğimin izlerini taşıyor. Kesinlikle. Bu ne demek? Çocukluktan itibaren bazı özellikleri oluyor bazı insanların. Rüyalar görüyorlar, hissediyorlar. Aileler bu konuda rehberlik yapmayı bilmiyorlar. Ve yolun bir tarafında biz bununla ilgili korkular geliştiriyoruz ve buna yeniliyoruz. Benim de öyle oldu. Bizim etrafımızda hastalar olur, bir takım acılar çekeriz, yalnızlık çok yaşarız. Bu yolda bu özelliklere sahip insanların nasıl hareket edeceklerini öğrenmek, öğretmek, anlatmak için. Öğretmek kelimesini çok doğru bulmuyorum. Biz zaten birçok şey biliyoruz. Hatırlatıcıyız. Biz hatırlatıcıyız. Hatırlatmak anlamında. Daha önceki yıllarda yaptığım benim böyle zamana bir sesleniş şeyim vardı. Ne kadar? Zamana seslendim ben. Şifacılara seslendim. Ne demek o? Benim şöyle demek. Yalnız değilsiniz dedim. Zaman bizim bildiğimizden çok daha farklı işleyen bir şey ve sadece dünyada var. Aslında her şey oldu, bitti ve yaşandı. Sisteme sesleniyorsunuz. Zamandaki varacağınız noktaya sesleniyorsunuz. Çağırıyorsunuz. Bir çeşit öyle de diyebiliriz. Şifacı yalnız değilsin, beni bul diye seslendim. Beni bulman için de bu kitabı yazdım. İçinde benim de yaşadıklarımla ilgili hikayeler var. Gerçekler var daha doğrusu. Kaç yaşından beri çağırdın? 7-8 yaşımda. Neydi İtibaren o çağırdın? Seslendim. Veya aradığın neydi? Şifacı yalnız değilsin diye seslendim. Ne olduğunu anlatacağım. Farkında beni mıydın bunun? Tabii farkındaydım. Ben de çağırdım. Bak benim de hayatımda çok böyle inişler çıkışlar var ama şükürler olsun ki Rabbim her zaman bana bir çıkış yolu göstermiştir. Lütuftur onlar. Hepimize var. Görmesini bil. Yani görmesini bilene o lütuf her yerde, her aynen saniye, her noktada. Şimdi benim yaklaşık 17 yaşından 36 yaşına kadar televizyon, medya, ünlü insanlarla bir geçmişim var. Yayın evi gibi noktasında. Bir şeyler hep ters gidiyordu Elif, tamam mı? Ve ben hep bunu da söylüyorum, söylemeye de devam edeceğim. Ki hayatımda gerçekten çok fazla astrolog olmasına rağmen bana o yönü göstermediler veya tarif etmediler. Rehberlik etmediler. Yapan az, evet. Etmediler. Günahları boynuna. Çünkü hepimizin mesleki olarak sorumluluğu var. Tabii. Ne olursa olsun, vebali var. O onların vebali. Birini geçirmek, kendini geçirmektir. Belki de çok iyi oldu.
çok daha iyi yolumu buldum. Kesinlikle. Çünkü geçerek, sürünerek derken belki başka türlü anlayacaklar ama hayat sürüklüyor bir şekilde. Gecikmiyoruz ya da sürünmüyoruz. Görüp anlamamız gereken dersler var. Onları görüp anlıyoruz ama bu tekniklerle işte hep o örneği veririm ya ben, soba örneği. Küçük bir çocuk sobaya gider, anne ya da büyüğü der ki yaklaşma elin yanar. Çocuk inatla gider, en son alırlar o çocuğun eline, hafifçe bir sobaya değdirirler ve yakarlar. Çocuk sobanın sıcak olduğunu... Yaptı mı çocuklara der mi? Yok. Kırfaneydi. Ya tabii ki bu bir örnek. Ay! Ne izleyen bir şey var. Çok delisin ya. Üzüm üzüme baka baka artık bilmiyorum. Allah'a şükürler olsun, kendimi benzettim kadına. Daha dur, yolun başındayım. İnsan duayla o yolu bulmak biraz geç olsa da ne güzel bulabiliyoruz ya. Ama işte şunu demek istiyorum. Yani çocuk orada bunu öğrendiğinde... Sobanın, vermeyin lütfen sobayı, sobamızı. Ben kalifer şeyinde peteğine kafamı yardım. Daha ağır oldu. Pardon, zenginlikle başa bela. Ay, zenginlikle başa bela dermişim. Ey abla. Ay Allah'ım ya. Çocuk ama anneyi dinlese ve gidip oraya mesafesini ayarlasa elinin yanmasına gerek kalmayacak. Ama onu deneyimlemeden öğrenemiyoruz ki. İşte onun için hep seyir halinde kalmak lazım. Yok. Seyir halinde kalırsanız farkındalığınız olayı yaşamanıza gerek kalmadan almanız gereken dersi size veriyor. Ve sobada elinizi yakmanıza gerek kalmıyor. Olumsuz olan, size bir şey öğretecek olan yaratımı iptal ediyorsunuz. İşte bunun için ben varım artık hayatınızda Vedat Bey. Daha ne güzel. Ben her türlü şifa noktasında başımın tacı ve senin de olaylara, insanlara yaklaşımını seviyorum. Sor bakayım, pandüle yalan mı söylüyorum der mi? Pandül döner mi? Hayır, yalan. En önemli konu ne biliyor musun? Senin sınavın benim sınavım olmasın, benim sınavım senin sınavın olmasın. Zaten ahir dünyada sınavımız ağır. Bir de senin yükünü niye alayım? Ama işte... Alan aptallar. Ah! Bir anlasalar. Bu da onların yolculuğu. Eğer bu noktada hayatımıza girdilerse... Ulandırmak lazım ama kabul ediyoruz. Ya. Herkesi biz kurtaramayız. Bunu kadar pozitif olamayacağım canım. Ben kabul etmiyorum. Bir zaman, bir zahmet benden uzak, Allah'a yakın. Allah vicdan, sabır, sevgi, şefkat versin. Sen kabul et. Ben edemeyeceğim canım. Herkesi biz kurtaramayız. Görmesi gereken görür. Vakti geleni uyandıran olur. Demek ki alınması gereken bazı dersler var daha. Ama kitapta bu anlamda farkındalığı uyandıracak, günlük hayatı kolaylaştıracak ve hayatımda bir problem var, bunun temeli nedir diye soru soranlara cevap olacak o kadar çok teknik var ki, birisine bağımlı kalmadan bu kitabı bile okuyarak kitapta bir bölüm muhteşem vardı. Muhteşem bir yolculuk kitapta yapabilirler. Kitapta bir bölüm vardı. Senin kitabın da editörü Hürriyet, bizim evet, kitabını, benim evet, de kitabımın editörü. Bana şimdi o çalışırken, ben de Ankara'da mıydık, bir şeyler yazdım. Böyle ayakta duruyorsun, böyle bir soru mu veriyorsun? Cevap mı? Evet. Yapsana bu onu. Öğret. Yapalım, yapalım. Bunun adı kas testidir. Bu anlamda yani kas testi çok güzel bir çalışmadır. Ve sizin zihninizin yönlendirmediği bir çalışmadır. Kas testine başlamadan önce mutlaka su içmiş olmanız lazım. Bir şey söyleyeceğim. Ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Bu videoyu burada keselim. Keselim. O dediğin olayı... Çok ayrı bir sizin video. Sizin üstünüzde yapalım okay, onu. Okey, tabii ki benim üstüme. Hatta belki de takipçilerimizden birkaç şimdi zaten konuk olarak anılacak. Şimdi biz YouTube kanalı değil, biz YouTube televizyonu yayına sokuyoruz. Çok özel sürprizlerimiz olacak. Niye kestim biliyor musun? Burada kalın. Kanalda kalın. Çok özel sürprizler olacak. Ne testi yapacaksın? Kas testi. Kas testi. Ama bunu hayatınızda nasıl kullanacağınızı öğreneceksiniz. Değil mi? Kapılara açılacak mı? Oo, hem de nasıl? Yani çok genel bir örnek vereceğim. Bir ilişkide problem yaşıyorsunuz ve duygularınızdan emin değilsiniz. Tak cevabı alacaksınız. Başka? Karşınızdaki kişinin duygularından emin değilsiniz. Peki şöyle tak bir şey olabilir mi? Alacaksınız. Diyelim ki arkadaşın senle. Ben sana çaktırmadan bunu yapıp bilgi alabilir miyim? Asla ikinci kişilerle, üçüncü kişilerle ilgili bilgi almak için kullanmıyoruz. Kendimiz için. Evet, kendimiz için. Çünkü özgür iradeye, haberi olmadan özgür iradeye müdahale edemeyiz. Ay, ama sevmedim bir yer alacaksınız mesela. Derim ki ben başkasından bilgi alayım.
Ama onun yaratımı sizin elinizde işte. Nasıl oluyor? Kitapta anlatıyorum hepsini. O zaman tamam, burada bilgi verme, kitabı da okusunlar evet. Altından. Yani bir olayın ya da kişinin sizin üstünüzdeki etkisini bununla öğrenip bunu dönüştürebilirsiniz. Kişiyle olan ilişkinizi doğru insanı hayatınızda çekme noktasında her kullanabilirsiniz. Her şeyi söylüyor mu? Her şeyi. Her şeyi. Tamam, diğer videoda yapıyoruz bunu. Tamam yapalım. Tamam mı? Tamam. Tamam. Hem de nasıl yapılacağını izleyerek öğrenirsiniz. Muhteşem bir çalışma, mutlaka yapın. Muhteşem. Diyelim ki bir işe giriyor insan, direkt sürekli çıkıyor, işte maddi problemleri var. Asıl sebebini öğrenecek. Aa, ve o sebebi dönüştüreceksiniz. Muhteşem ötesi bir şey. 23 Şubat'ta nerede? Ay, 23 Şubat'ta nerede? 23 Şubat'ta Balıkesir'deyiz. Otizm Derneği, Balıkesir Otizm Derneği yararına bir seminer gerçekleştireceğiz. Bir imza günü. Aynı zamanda imza günü. Günün belli bir gelir kısmı derneğe başlıyoruz. Derneğe başlanacak. Çünkü vermek güzeldir. Veren el olmak güzeldir. Allah versin, biz de verelim. Allah'ımıza çok vallahi şükür. Allah'ın gerçekten veren eli olsun. Olalım. Biz de veriyoruz, helali hoş olsun. Bilgide de ömertiz. Çok şükür. Veriyor Rabbim, anladın mı? Helali hoş olsun. Şimdi zaten afiyet olarak veya bir bant olarak Balıkesir'le ilgili detayı muhakkak vereceğiz. Kanalımızda kalın. Bizim bir dahaki kanın video Elif'le beraber ne testiydi? Kas testi. Kas testi. Ne pandülle kalın. Kas testi. Kas testiyim. Kas, ne testi? Şöyle yap. Kas testi. Alın bakalım. Alırsın öyle. Kas testi. Videoyu paylaşın. Öptüm sizi. Bay bay. Görüşürüz.